herkese iyi seyirler diliyorum. Bugün konumuz Dominar 250. Dominar 250'yi bugün inceleyip testini yapacağız. Takipçimizin motoru, kendisi kuryelik yapıyor. Ama bu motorla kuryelik yapmıyor. 25 bin kilometrede yanılmıyorsam. Incini cıncığını sordum. 27 beygir, 23,5 torku var. 25.266 kilometrede. Hazır göstergeden başlayalım. Göstergede sevgili dostlarım, vites göstergesi yok ama okunaklı. 3,5 litre bandında yakıt ortalaması var. Şurada bir göstergesi daha var gördüğünüz gibi. İşte akü göstergesi, hararettir, motor arıza lambası, ABS vesaire. Burada da bir gösterge yapmışlar. 40 litre çanta taktırmış sonradan. 87 bin lira bayi satış fiyatı var. Ön arka ABS. Üzerindeki lastikler Michelin Pilot Secret serisi yanlış hatırlamıyorsam. Bakalım. Burada yazmıyor ama. Aynen, Michelin Pilot Secret serisi. Güzel bir motor arkadaşlar. Bayilerde de almak istediğinizi de 1-2 hafta süre içerisinde veriyorlar. Farlarının iyi olduğunu söyledi. Birazdan zaten soracağım. Kendisi iki elciklere, iki de alt tarafa sis farı yaptırmış. Gördüğünüz gibi. Akşam canavar gibi yanıyor. Bizim Forza da burada. Gökhan, gel sana birkaç soru soralım. Sen de motorunu bize tanıt. Şöyle alalım seni de. Hatta şuraya alalım seni. Gökhan merhaba. Hoş geldin. Merhaba arkadaşlar. Hoş bulduk. Bize motorunu biraz tanıt. Motorum 248 cc Dominar 250 Bajaj'ın it balı motoru. 23,5 torku var. 27 beygiri var. Onun haricinde 25.266 kilometre uzun yolum oldu. Bunun bandında motorumdan çok memnunum. Beni çok üzücü şeyler yapmadı. Fiyatının hakkını verdi. Fiyat performans hakkını verdi. Ben memnun kaldım. Şimdi de motoru size tanıtmaya geldik. 2021 model. 2021 model, evet. Lastikleri 5000 kilometrede değiştirdin. Evet, orijinal lastikleri pek performanslı değil. Kuru havada belki biraz tutma olayı var ama yağışlı havalarda fren performansını ve viraj performansını düşürebiliyor. Bir yılda da iyi kilometre yapmışsın. 25.000 kilometre yapmışsın. Evet. Bu lastikte de 20.000 kilometre yapmışsın. Artık lastiğin de ömrü dolmuş. Lastikte diş var ama çatlamalar başlamış. Doğru. Michelin... Gösterdim lastikçiye. O da aynen şeyi söyledi. Lastik değişim istiyor. Lastik değişim istiyor çünkü Michelin lastikleri yumuşaktır. Özellikle Antalya sıcağında da daha çabuk deform oluyor ama güzel yol tutuyor. Yapışıyor. Çok güzel. Evet. Ben çok memnun kaldım fiyatından dolayı. Ama kilometrede yapmışsın yani. Evet, kilometre yaptık. Aynen. Motorcuyuz sonuçta. Gezmek özgürlük. Onu seviyoruz. Aynen öyle. Onun haricinde ön arka disk, vites göstergesi yok dedik. Orta sehpası var. Evet. Orijinal değil mi bu? Sonradan mı? Evet, sonradan. Belli bir ücretle sonradan takılıyor. Elciklerdeki sis farı. Evet. Sonradan sen yaptırdın. Ben yaptım. Onu da şöyle göstereyim isterseniz size. Gece çok güzel yanıyor bunlar değil mi? Evet. 10 numara yanıyor. Bir polis memurunun motosikleti gibi geziyorum. Aynen. Yani. Aynen. Sen de yemek sepetinde çalışıyordun değil mi? Evet, kuryesin. Yemek sepeti kuryesiyim. Maaşlı mı çalışıyorsun yoksa kendine ait mi çalışıyorsun? Maaşlı çalışıyorum. Maaş çalışıyorsun. Maaş ne kadar veriyorlar? Her şey dahil. Şu anda net alacağınız aylık 7,5-8 civarında maaşınız var. Artısı var mı? Artı yemek var tabii. Artı yemek var. 1400 lirada yemek parası var. 9000 liraya geliyor hemen hemen yemekle. Evet. Sigorta var. Sigorta. Bir de özel sağlık sigortası da yapıyorlar. İyi, güzel. Asgari ücretten iyi abi o zaman. Evet, yani şu anda diğer esnaf kurye olarak çalışan arkadaşlarımız tabii ki bizden biraz daha fazla alabiliyorlar. Onların saatleri ve fiyatları farklı olabiliyor ama onların da meşakkatı çok. Yani. Şahsi motorları yoruluyor, kendileri yoruluyor. Onların da pek bir avantajı artık kalmadı gibi. Evet, şu dönemde şu anda kalmadı yani ekonomik düzende. Aynen. Gökhan teşekkür ediyoruz. Şimdi sen benim Forza'yı sür. Ben de Dominar'ı süreyim. Şöyle biraz çıkalım bir dağlara, bayırlara, biraz bir gezelim. Biraz bir köylere gidelim. Bir çay kahve içelim. Sonrasında bir oturup konuşalım. İki diyoruz. Forza'yı Gökhan'a verdim. O Forza'nın tadına bakacak. Ben de Dominar 250'yi test edeceğim. Vites göstergesi yok. Şöyle boşa aldım. Sesi güzel.
Doğacıya doğru gidelim. Kefez üstünden geze geze gidelim. Dikkat et. Ben de dikkat edeyim. Hadi görüşürüz. Evet dostlar. Dominar 250'nin üstündeyim. Tek silindirli 27 beygir 23.5 torku var. Titreşim hafiften var tek silindirli olmasından dolayı. Ama kaçıncı viteste olduğumu görmüyorum. Bu iyi bir şey değil. Şurada bir göstergesi var. Dominar'ın logosu. Bu arada süspansiyonu test ettik. Süspansiyon iyi duruyor. Aynalar çok önde. Biraz daha böyle yola doğru olsaymış, öne doğru daha iyi olacakmış. Evet, FCX'e geçiyor. Bizim eski rengimizden. Onun haricinde ne söyleyebilirim? Benzin deposunu çok iyi sarıyorum, bu çok güzel. Ama zırıltı var böyle motorda. Tabii bu 2021 model, 25.000 kilometrede. Deneyeceğiz, şimdi yollara çıkacağız rampaya. Ama güçlü bir motor. Bu arada Gökhan da Giresunlu, birkaç defa Giresun'a gidip gelmiş Antalya'dan. Yani kilometreyi siz hesapladın, 1000 kilometrenin üzerinde. Abi diyor, hiç sorunsuz gittim geldim diyor. Yakıtını sordum. 2.8 ile 4 litre arasında yakıyor dedi. Yani senin kullanış durumuna göre dedi. Biz buna 3.5 litre dedik. Malzeme kalitesi motorda orta sınıf. Abartılacak bir malzeme kalitesi yok ama kötü bir malzeme de yok. Binilebilecek bir motor arkadaşlar, bunu söyleyeyim. Ben şöyle ilk izlenimlerim pozitif, yani olumlu. Beğendim diyebilirim. Şimdi aralardan, derelerden geçmeye de çalışacağız. Tabii bir CB, bir MT gibi performanslı olmayacaktır ama deneyeceğiz. 87 bin lira satış fiyatı var bayilerde, 1-2 haftalık süre içerisinde ya da elinde olan bayilerde olabiliyor. Alınabilir arkadaşlar. Yani göstergesi biraz soluk duruyor. Akşam iyi olur bu. Şu ana kadar kötü bir hissiyat vermedi. Sesi güzel aletin ama biraz böyle zırıldıyor gibi hissediyorum. Şuradan döneceğiz biz de. Gökhan da arkamda Forza'yla. Arka fren çok iyi değil. Yavaşlamak için yapılmış belli. Ön fren biraz iyi ona göre. Ama tabii ikisine bastığında kontrollü bir şekilde durabiliyorsun. Evet arkadaşlar, stabil. Şöyle sinyalimi de kapatayım. İp gibi gidiyor abi motor, yani daha ne yapsın? Güzel. Gökhan da yardırıyor. Güzel, beğendim. Yani şu ana kadar izlenimler iyi. Elciklerde biraz bir titreşim var. Biraz da gidon da var ama rahatsız etmiyor. CB250'lerdeki titreşim daha fazlaydı, onu söyleyeyim. Yalnız bunu şanzımanın alışmasından mı vesaire bilemedim. Vites geçişleri şıkışkır arkadaşlar, daha iyi. Ama vites göstergesi yok. Böyle biraz ezbere iş yapıyorsunuz. Keşke bir vites göstergesi olsaymış. Oturuş pozisyonun güzel. SL CB250'lerden etli ve daha konforlu, onu söyleyebilirim. Ama oturduğum bölümdeki çukur hayalarımı benzin deposuna bastırıyor arkadaşlar, onu söyleyeyim. Biraz böyle az daha kiloluysanız, benim boy 1.78, 75 kiloyum. Biraz böyle takım taklavatı depoya dayıyor. Biraz daha kiloluysanız bu biraz daha zorlayacaktır. Şimdi rampa testini de yapacağız zaten. Dominar 250'lerde direksiyonu bıraktığınızda bir denge
sapması var deniliyordu. Şimdi birazdan onu da az daha trafik sakinleyince test edeceğim. Gökhan da yanıma gelsin şöyle. Evet, şimdi boşu bulabildim. Motor gerçekten çok güzel. Nasıl, iyi mi? Az sesli konuş. Yani motorun ben bu kadar ivmelenmesi güzel olacağını düşünmüyordum. Değil mi? Güzel. Bir de geride de kalmıyor yani. Öyle bir testi motor, 250'lik bir motorların çoğunun peşinden kovalar yani. Bastın mı gidiyor? Gidiyor. Ben bastım, sen peşimden rahat geldin. Yani. Yalnız bu da güzel. Bunu beğendim yani, onu söyleyeyim sana. 400'lü biraz daha sağlam. Bu onun daha tatlı. Aynen. Gökhan Forza'yı beğendi. Zaten Forza'yı beğenmeyen yok da, buna böyle biraz iki elinizle sağlam tutmadığınızda bozuk yolda kafayı hemen sallıyor. Dengede sıkıntı yapıyor abi. Bak, az önce fark ettik. Ama Forza'yı arkadan görüyor musunuz? Aynalarda şu an 80'deyim. Titreşim var. Görüntüyü bozuyor. Yani böyle blurlu gibi gösteriyor. Gökhan'ın da motosiklet tecrübesi çok fazla. Mesleğinden dolayı, bir de uzun yolu çok fazla yapmış. Yani konuya hakim bir arkadaş. Bende CB varken, mavi CB250'ler varken beni çevirmişti. Sağ olsun. Bizi takip ediyormuş. Plakadan da tanıdı, motordan da. Dominar 250'yi test etmeye devam ediyoruz. Vites geçişlerini beğendim. Aynalarda titreşim var. 60 km hızdan sonra hemen hemen titreşim başlıyor. Görüntü arkadaşlar blurlanmaya başlıyor. Hafif ama dengesini çok beğenmedim. Evet, temiz yolda bastığınızda bu gidiyor. Bak, şu an tek elle tutuyorum. Nasıl titriyor direksiyon, bu gördünüz mü? Bak. Yani bu Honda Yamaha'da çok görülen bir durum değil. Onu söyleyeyim. Bir de bu yolda çok basmıyoruz. EDS var burada. Bildiğimiz için. Şu an Antalya'ya çıkıyoruz. Çok önemli bir rampaya çıkacağız. Çok dik bir rampa. Ayağındaki lastikler Michelin. Pilot Secret serisi. 20.000 km yapmış. Hafif çatlamalar var. Ama yine iyi tutuyor. Abi, Michelin, ben seviyorum lastiğini. Evet, çabuk eriyor. Çabuk gidiyor. Antalya sıcağına çok dayanmıyor ama yolu tutuyor. Yani Dominar 250 alınır mı? Alınır abi. Parasına göre mal. Parasına göre iyi mal. Beğendiğimi dile getireyim. Şimdi bugün bayiden bir CB250'ler aldığınızda 120 bin bandında. En son fiyatına hiç bakmadım bu zamdan sonra. MT25 zaten yok piyasada. Tabii o çift silindir. Aslında bunlarla kıyaslama olmaz ama yani KTM, Duke'a bakmak lazım. Ama bu fiyat performans anlamında bence arkadaşlar iyi, güzel. Yani buna adam biner ama bu motordan kurye olmaz. Onu söyleyeyim, zorlar sizi. Ha, binilir mi? Binilir ama kurye olarak zorlar arkadaşlar. Bir de arkada bu arada çanta var. Çanta bir sıkıntı yaratmadı şimdiye kadar. CB'ye taktığımız çantanın aynısını takmış Gökhan. Sinyalle kornanın yerini karıştırdım. Korna zayıf. Biraz zayıf geldi. Şöyle bir viraj alalım. Şimdi emanet motor olduğu için güvenemiyorum da. Ama rampalarda falan hiç. Güçlü yani, onu söyleyeyim. Hissettiriyor. Depoyu iyi sardım. Hiçbir sıkıntı yok. Evet, burası keskin. Bir vites düşürelim burada. Asfalt da sabun gibi arkadaşlar. Ağır vasıtaları görüyorsunuz. Evet, üçüncü vitesteyim şu an. 50-60 hızlanıyor. Yani tapa gazla yapmıyorum. Yarım gidiyorum. Kompresyon iyi. Gazı bıraktığınızda sizi sıkıntıya sokacak bir hareket yapmıyor. Evet, şanlı Türk bayrağımız. Yollar çok bozuk ama burası. Evet, Forza'nın tadını alıyor Gökhan.
Buralar keskin. Evet, biz şuradan yolu kaçırdık ama şuradan çıkabiliriz. Buradan Doğacı'ya doğru biz girelim. Bizim yollar buralar, bizim köyler. Hadi bakalım. Ama şu vites göstergesi canımı sıktı. Yani arka freni tek kullandığınızda arkadaşlar kaydırmıyor, onu söyleyeyim. Tabii dikkat etmek gerekiyor. Evet, buradaki yolları biraz tamir ettiler ama Allah'tan bu tamir edilmiş hali. Süspansiyonlar nasıl arkadaşlar? Süspansiyonlar iyi. Yani üzmez adamı. Parasına göre değerlendirdiğinizde iyi bir süspansiyon var. Fabrikasyon lastiklerinin iyi olmadığını söyledi Gökhan. Ama gücü performansı beğendim abi, ne yalan söyleyeyim. Yani yüzün üstüne falan çok rahat ulaşıyor. En önemlisi titreşim CV'deki kadar yok. Ama tek elle hakimiyet vesaire baktığımda bu biraz sallanıyor, kafayı sallıyor. Oturuş pozisyonum, gidona erişimim çok güzel. Benim boyuma göre herhangi bir gidon yükseltme vesaire istemiyor. CB'de biraz daha böyle öne yatık oturuyordum. Evet, dönüşleri falan güzel. Tabii lastiğin de etkisi var ayağındaki. Bırakmıyor, yolu bırakmıyor arkadaşlar. Michelin'in lastik grupları yumuşak olduğu için ve çabuk ısındığı için asfalta daha iyi yapışıyor. Ve Antalya'da asfalt daha çabuk ısınıyor ve daha sıcak. Bu da tabii bir ekstra performans sağlıyor. Soğuk memleketlerde bu biraz daha fark ettirir. Ama şu bozuk yollarda falan gayet yerinde usta. Gökhan abi motoru araziye sokabiliriz dedi. Araziye sokmayacağım arkadaşlar. Bu bir arazi motoru değil. Arkadaşımız sağ olsun iyi niyetli, her koşulda test etmemizi istiyor ama yani şurada ormanın içine sokabiliriz, gerek yok. Zaten motor yapısı itibariyle de uygun değil. Biz şuradan devam edelim. Hem biraz virajlı yollar burada hem de temiz yollar. Köyün içinde böyle sallanalım. İleride köyün kahvesi var. Orada uğrayacağız, çay kahve içeceğiz. Hem biraz böyle bir şeyler atıştırabiliriz. Bak, sinyalle kornayı karıştırıyorum yine. Burası köyün meydanı. Koyun ağları burada. Yani burada kasabamız, her şeyimiz var arkadaşlar. Ne ararsanız var burada. Burası öyle yani geri kalmış bir köy değil. Evet, Dominar 250. Sinyal açık unutmuşum, kapatayım. Güzel abi, beğendik. Yani parasına göre malı değerlendirmek gerekiyor. Şimdi gidip her şeyini böyle muadilleriyle, işte KTM, Dukla vesaire ya da CB250'larla ya da biraz daha abartıp MT ile kıyasladığınızda adil olmaz. Neredeyse %40 daha az bir ücret ödeyip alıyorsunuz. Ama tabii ülkemiz şartlarında şu da var. İkinci eli bu arkadaşım biraz zayıf diğerlerine göre. Ama şu an 25 bin kilometrede bir motor test ediyorum. Gayet şıkır şıkır her şeyi. Farlarının iyi olduğunu söyledi. Özellikle Pulsar'a göre daha iyi bir far yapısının, far görüntüsünün olduğunu söyledi Gökhan. Onu da size aktarmış olayım. Alıştıkça zevk almaya başlıyorum. Enteresan ya. Ben çok sevdim bunu. Tabii negatif yanları var. Göstergedir,
vites göstergesi, işte kadranın aydınlatması olsun, biraz aynaların yapısı çok bana doğru ama görüntü açısını beğendim. Söyleyeyim abi, 1/4 çöp oluyor kolunuzdan dolayı, 1/4 size görüntüyü sağlıyor. Ama çok ağam şam viraja yatmayın bu motorla. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Yolu bulduk. Önümüzü gördük. Biraz asıldık. Yol güzel. Gidiyor usta. Ama kafayı sallıyor böyle. Yani en ufak bir yol bozuk olduğunda. Ama gidiyor gördüğünüz gibi. Evet, burada yollar bozuk, dikkat etmek gerekiyor. Ayağındaki lastik Forza'dan da ince, onu da belirteyim. Ama doğa, manzara harika. Şuralarda keskin virajlar var, önümüzü görmüyoruz, dikkat edelim. Yolda biraz çukur. Evet, artık ileriden dönebiliriz, çok da uzatmaya gerek yok. Dönelim buradan. Nasıl, iyi mi? Peşinden direkt geliyor. Peşinden direkt geliyor diyor. Gelir abi, Forza gelir. Canını yerim Forza'nın. Hadi bakalım biraz. Yani o da 250cc, bu da 250cc. Tamam, o otomatik, bu vitesli, bunu biraz daha iyi kontrol edebiliyorsunuz kalkışlarda vesaire. Ama bunun kompresyonu beğendim usta. Güzel. Yani bunu biraz devirli kullanmanız gerekiyor bu arkadaşı, öyle zevk veriyor. Öndeki tur camının bir faydası yok, aksine zararı var. Yalnız Forza'yı iyi kaptırıp geliyor. 100-110 hızlarda aynadan arkadaşlar görüntü iptal, onu söyleyeyim. Yani Forza'yı ışıklarından tanıyorum. Bak, bir vites düşürdüğünüzde arka tekeri böyle bir kaydırayım maydırayım hissiyatı yok. Bak şöyle virajlarda sert fren yapıyorum mesela. İyi, güzel. Yani böyle biraz panik sürmeye çalışıyorum ki acaba hissiyatı nasıl? Örneğin viraja böyle sert girdiniz, tam döneceksiniz, fren yapmanız gerekiyor tam dönmeden. Yani size şey veriyor, güven veriyor konuda. Güzel abi, yani 87 bin lira 2022 modeli. Vallahi gayet güzel binilebilir. Takip et beni. Ay darin 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 daray. Ay darin darin daray. Ay darin darin daray. Ray 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 ri ray ray ray. Ay darin darin daray. Arkadaşlar yüksek viteste alt devir canlı değil, onu söyleyeyim. Yani istop etme isteğini çok fazla yaşıyorsunuz. O yüzden hızı düşürdüğünüzde vitesi de düşürmeniz şart. Onu da söyleyeyim. Bagajda ne var Gökhan? Bunun ses geliyor. Şu kahveye uğrayalım, bir şeyler içelim. Buralarda böyle arkadaşlar, kafe mafe yok ona göre. Restoran falan var ama böyle pideci mideci, yani köy yerinde ne olur. Biz de şuradan hem market, kahve de var. Şuraya duralım emme. Evin önünü kapatmayalım. Ha. Oraya koy, tamam. Bak adamın düşünceyi görüyor musun adam?
gölgeye koyuyor ama ben de oraya pis diye oraya koymadım. Mesela burada toz toprak var. Usta şunu boşa alayım ben. Bak tık almadı. Tık aldı. Kapattım. İstovet. Bakayım ayaklığa nasıl geliyor. Arkada dörtlü çakar var bunun. Dörtlü çakar nerede? Şu mu? Şu ikisi. Ha. Bir de şeyde var. Plakaların altında. Frende var. Frene onları sen yaptırdın değil mi? Evet. Gece parlayıp duruyorsun. Tabii, polis arabası gibi. Arkadaşlar Dominar 250'den memnun kaldık. Güzel. Ben parasına göre malı değerlendiririm. Alınabilir usta. Ha parası olan gitsin CB alsın vesaire ama güzel. Bak onu söyleyeyim. Kaslı duruyor. Mesela sis farları yaptırmış dörtlü. Arkaya çakarlar falan güzel. Yani iyi bir lastikli güzel motor olur bu. Tur camına takılmayın. Bir faydası yok. Aksine zararı var. Görüntü. Güzel ben beğendim. Sen de Forza'yı beğendin herhalde. Forza'yı ben... Beğendin değil mi? Şöyle söyleyeyim, vitesli motor sevmesem, gerçekten vitesli motor sevmesem ki hadi vitesli motor sevdim farz edelim ki geride kaldım. Motor gerçekten hani ben bu kadar beklemiyordum. Açıkça söyleyeyim, tabii bu X firma diyeyim. Yani ismi de var ama o bundan daha çok titriyor. Şey ve mi? Daha çok söyle ya ismini ne olacak? Sıkıntı yok. X-Max mı? Direkt ABS alıyor. Şimdi... Frenler yaptım. Ön kullanmadım. Evet. Hiç. Bunun freni daha iyi. Güzel yani. Bunun freni farı daha iyi. O da kötü değil. O da iyi ama bu bir tık daha iyi. Kötü anlamda değil. Evet. O direkt ABS moduna geçiyor. Yani. Evet. Yo bu iyi. Yo iyi. Öyle bir şey yok. Çok seni sıkmam lazım. Lastik de biraz sert bu. Şeye göre. Michelin'in onun lastiği de. Evet. City Grip 2 olması lazım onun da. Bu daha tatlı. Ben yo güzel güzel. Nereden falan geçerken ki bir önceki amortisör olayını da kullanmadım ama bu şey anlamında, şu anki anlamda koltuğa hiçbir şey hissettirmiyor. Camı test ettin? Test ettim ama ben beğenmedim. Biraz vuruyor değil mi? Üstten evet, şey istiyor. Yani deflektör istiyor. Deflektör. Hoşuma gitti açtığım zaman. Aynen. Tamam. Teşekkür ederiz. Teşekkür Gökhan şurada biz bir çay kahve içelim. Aynen. Videoyu da sonlandıralım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Antalya Duacı Köyü'nden saygılar, sevgiler. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.